Herkese merhaba. Bayram gezmesinde tabii ki çılgın kaplumbağanın kamp tutkusu gereği bizim de mekanımız Decathlon. Hızlıca hem yeni sezon ürünlerine hem de fiyatlarına göz atalım. Burası çok büyük bir Decathlon. Aradığımız her şeyi biz buradan bulduk. Şimdiye kadar da uğrak mekanımız oldu. Bakalım bayram yoğunluğunda neler kalmış neler kalmamış ona göre kısa bir hem tur hem birkaç kamp ihtiyacımızı tedarik edelim. Şişme yataklar, çadırlar, uyku tulumları. Matler, matlar buradalar. Hızlıca birkaç çadır modelini size göstermek istiyorum. Bu çadırımız 7500 liraymış. Özellikleri de bu şekilde. Decathlon kamp malzemelerinde bir numara bir marka. Tedarik etmesi de kolay. Garanti koşulları da gayet iyi ve yerinde. Aynı zamanda dayanıklılık ve sağlamlık açısından da benim tercih ettiğim, beğendiğim bir marka. Burada hemen bir aile çadırımız var. Şöyle ne kadar yakınlaştırabilirim, ne kadar alabilirim bilmiyorum ama son derece büyük bir çadır. 13.800 lira fiyatı var. Hızlıca yakınlaşarak modelini de göstermek istiyorum. Burası yağmurlu, korunaklı bir alan gibi düşünelim. Karşılıklı iki odası varmış gibi. İşte ebeveyn odası. Buraya da çocuk odası ya da arkadaşlarınızla geliyorsanız çok rahat işte iki ailenin kalabileceği büyüklükte bir alan. Aynı zamanda şöyle hemen tavanı size göstereyim. Tavan sayesinde yağmur vesairenin geçmesinde engelli. Bu çadır çok güzelmiş. Şöyle hemen çadırın dışarıdan görünüşünü de göstereyim. Bir de çok güzel, çok kolay kurulumlar oluyor. Böyle karışık görünüyor İlk etapta ama kurulumları son derece basit ve çok küçük, minimal yer kaplıyor. Birkaç model daha var. Bu ve bu modelleri de ben merak ediyorum. Hızlıca onlara da bakmak istiyorum. Bu çadırımız 4700 liraymış. Şu ön kısmı, şu kısım yaşam alanı diye geçen kısım. Arka kısımda şey yatma grubu, yatma yeri. Güzel mi? Güzel. Ama kampta ihtiyacı karşılar mı? Çok emin olamadım. Yalnız çadırın üstündeki şu, hızlıca yaklaşayım, şu branda kesinlikle bir kamp ihtiyacı bence. Bizim de o brandadan yok. Tedarik etmemiz gerekiyor. Hatta asıl bugün buraya gelmemizdeki asıl amaç da branda bakmaktı. 2200 liraymış. Sıcaktan koruyor, güneş ışığından koruyor, zararlı güneş ışınlarından koruyor, yağmura karşı koruyor. İşte rüzgarda, kamp ortamında toprak ve yaprakların yemek masanıza ve uyku ortamınıza gelmesini engelliyor. Kesinlikle çok büyük bir ihtiyaç bence. Bu da biraz önce gösterdiğim ikinci model çadır. 9900 liraymış ama bu çadır da bence çok hoş görünüyor. Çadırın içine doğru geçmek istiyorum. Hem uyku alanı epey büyük. Epey büyük. Şöyle göstereyim. Hem yükseklik olarak çok iyi. Benim boyum 1.70 ve tavanına boyum yetmiyor. Değmiyor, öyle söyleyeyim size. Hem de gölgelik alanı dediğimiz yaşam alanında çok çok iyi. Çok rahat, 4 sandalye, 1 masa çok çok rahatsa. Yine akşam serininde ya da yağmurlu havalarda ya da kamp ortamında aslında her şekilde ihtiyaç duyulan bir alan, dinlenme alanı. Bu çadırın fiyatı 9.900 liraymış ama fiyatı bence bu çadırın uygun. Bu tarafta daha küçük çadırlar var. Bizimki de hatta şöyle yanına doğru yaklaşayım. Bizim çadırımız da bu model. Klasik bir kamp çadırı. Biz çadırımızdan çok memnunuz. 3-4 yıldır aralıksız kullanıyoruz. Yağmur geçirmiyor ki biz kampta
Fırtınada da kaldık, yağmurda da kaldık, aşırı sıcağa da maruz kaldık. Gerçekten biz ki soğuk kış havalarında da kampa gittiğimiz zaman yine aynı çadırda konakladık. Çok memnun kaldık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu çadırın fiyatı 2850 liraymış. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fiyatlar inanılmaz artmış. Tabii yıllar oldu biz alalım ama biz aldığımız zaman çok komik. 250-300 lira gibi komik bir rakama almıştık. Diyelim ve ekleyelim. Yani bence bu model bir çadır kamp için ideal ve yeterli. Burada yine şişme yataklarımız var. Bizim şişme yatağımız da buna benziyor. Yine bunlar da şişme yataklarımız. Bunlar da hem şişme yatak hem mat olarak kullanılıyor. Ama biz çok araştırmıştık bunu. Şişme yatağı ve matı ayrı ayrı alması insanlara öneriliyor. İkisi bir olduğu zaman yeterince sıcak ve soğuk karşı dengeleyici olamayabiliyormuş. Yalnız hani eğer şahsi aracınızla gitmiyorsanız ve bir sırt çantasıyla kamp yapmayı sevenlerdenseniz ikisinin beraber olduğu modelleri tercih edebilirsiniz diyorlar. Hemen şu karşıda parmağımla gösteriyorum hatta. Görünen matlardan bizimki. Ve sıcaklık soğukluk dengesini çok iyi sağladı. Çünkü biz mat almadan önce matsız da kamp yapmıştık. Çok üşümüştük o zaman. Matın ne anlama geldiğini o kamptan sonra çok çok net anlamış ve öğrenmiş olduk. Hemen hızlıca çadırlardan sonra masa sandalyelere bakıyoruz. Yani bu tarz tabureli masalar var ama bunlar bana çok mantıklı gelmiyor. Hem çok alçak hem çok küçük. Yine dediğim gibi bunlar ancak sırt çantasıyla bir kamp planlıyorsanız kurtarıcı olur. Ama onun dışında aracınızla bir kampa gidecekseniz bence daha klasik, şöyle hemen ilerleyeyim, modellerde fayda var. Yine bizim kamp sandalyemiz bu modelde. Şimdi 1200 lira olmuş. Biz yine yıllar önce 60-70 lira gibi bir rakamı almıştık. Ve yıllardır kullanıyoruz. Herhangi bir deformesine denk gelmedik. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. İçinde sanki süngerimsi bir şey de var. Kumaşın altında. Yapı da var. Bu sayede hem daha rahat hem de terlemeye karşı güzel diyebilirim. Önerilir mi? Kesinlikle bunu öneririm. Yine söylüyorum, fiyatlar inanılmaz yükselmiş. Bir de hızlıca kamp yolundayken doğa yürüyüşü, termoslar, işte küçük ocaklar, tüpler ve kamp giysilerinden bahsedeyim. Sizleri daha fazla yormadan fiyatlarına göz atalım. Geldik bu meşhur çantalara. Sanıyorum bu çantalardan her evde var, herkeste var. Tabii ki bizde de var. Biz iş çantası, okul çantası, pikniğe giderken eşyaları koyma çantası, kamp çantası, her şey için kullanıyoruz. Şu an fiyatı 185 lira olmuş ama zaten bu civarlardaydı fiyatı da, bence gayet uygun. Hala bu çantadan edinmeyenler varsa ben edinmesini öneririm. Özellikle kreşe giden, sınıfına giden çocuklarınız varsa şu arkası pedli. Bu yüzden sırtı çok fazla ağrıtmıyor. Ve çantanın boş ağırlığı yok denecek kadar az. Bu da yine taşınabilirlikte kolaylık sağlıyor. Burada termoslar var. Hemen şöyle geleyim. Biz ilk olarak bu modelin şeffaf rengini almıştık. Çok memnun kalmadım ben ondan. Çünkü termosla benim aradığım şey bir su şişesinden daha fazlası. O yüzden hemen yandaki ürünlere gittik. Hatta bizimki bulacağım bir dakika. Bu zannediyorum bu. Bunu kullandık. Paslanmaz matar olarak geçiyor bunlar. Bunlardan çok memnun kaldık. Yine fiyatlarına baktığımız zaman da modeline göre, boyuna göre fiyatlar değişiyor. Tekrar biraz önce söylediğim noktaya gelirsek, Decathlon'da ürünler sadece ürün olarak satılmıyor. Parçaları da satılıyor. Örneğin çadırınız yırtıldıysa bunun yamasını alabilirsiniz. Şişme yatağınızda bir hava kaçağı söz konusuysa buraya yine bir yama buradan tedarik edebilirsiniz. Aynı şekilde termoslar noktasında da bir kapakta çatlama, kırılma varsa gördüğünüz gibi burada da ayrıca kapaklar satılıyor ama fiyatlar bu şekilde. Onun dışında bizim aldığımız termos 530 lira olmuş. Bence o da epey zamlanmış. Yine biraz daha uygun modeller ya da işte küçük ebatlı modeller bizim işimizi de görür diyorsanız ortalama 340 lira, 210 lira arası diyebiliriz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yalıtımlılar var. Yalıtımlılarda da biz şu modeli kullanıyoruz. Bu bizim için gayet yeterli. Bir litre olarak gösteriyor. Biz zaten kampa gittiğimiz zaman sürekli ya sobamız ya ateşimiz yandığı için termos ihtiyacı duymuyoruz.
Sadece işte gece boyu bir ısıtıp çadır içerisine alıyoruz acil bir durumda kullanırsak diye. Ya da yolda gidiş gelişlerde termosu kullanıyoruz. O yüzden 1 litre bizim için yeterli oluyor. Sıcaklık, soğukluk noktasında bence fiyat performans açısından gayet iyi. Diyeceğim ki hemen fiyatını da söyleyeyim. 650 lira olmuş fiyatı da. Tavsiye edebilirim. Şurada hemen yapısı da burada görünüyor. Bardak özelliği, filtresi, kapağının açılabilmesi, sap kısmından da söz etmişler. Burada da yine termos bardaklar var. Termos bardaklar 360 liraymış ama bence yani ben bunu almam. Çok küçük. Tabii işte sıcak kahve vesaire sevenler için yine de almam, açık söyleyeyim. Şu tarz işte küçük yalıtımlı termoslar var. 400 milimlik, bunlar daha kullanışlı. Burada da kamp ocakları var, kartuşları var. Ben bunlardan yıllarca çok istedim. İşte biz de alalım, biz de alalım, biz de alalım, biz de kullanalım, biz de kullanalım. Biz almadık, iyi ki de almamışız. Bunun yerine biz soba almayı tercih ettik. Ve kesinlikle üstünde çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, ekmek bile yapmıştım ben. Kanalımızı takip edenler bilirler. Daha kullanışlı. Bunların da fiyatları ocağı 530 lira. Kartuşu da 260 lira ama ben çok uzun süre dayanacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi ben kullanmadım. Kullanan arkadaşlarımdan yola çıkarak bu yorumu da bulunuyorum. Yine burada yemek çantaları var. Sıcak karşı korumalı. 730 lira olmuş onların fiyatları da. Ve kamp giysileri var. Kamp da bence çadır kadar, yatak kadar, uyku tulumu kadar önemli olan ekipmandan bir tanesi de ışık ve kamp giysileri. Çok güneşli, sıcak bir havada kampa gitmiş olabilirsiniz ama eğer rakımı yüksek bir alandaysanız kesinlikle çok üşürsünüz. Ve çok üşüdüğünüz zaman da kamptan bir tat alamazsınız. Ya da hastalıkla evinize dönmüş olursunuz. O yüzden yalıtımlı, sıcağı soğuğu geçirmeyen kamp ekipmanları çok büyük bir ihtiyaç, öyle söyleyeyim. Bunları da biz zannediyorum, tabii biz yurt dışından bir arkadaşımız getirmişti. O yüzden fiyatını bilmiyorum ama şu an indirim olduğu söyleniyor. 2900 liradan 2100 liraya inmiş bir grup. Şu lacivert gösterdiğim grup. Hemen yanındaki grup 4250 liradan 3250 liraya düşmüş. Şöyle ilerledikçe 3750 lira. Ortalama fiyat söylersek tek kişinin kamp kıyafeti, dış kıyafeti olarak söylüyorum. Zannediyorum 2500 lira civarı ortalama değeri. Yine hemen denk gelmişken şunu da göstereyim size. Decathlon'un bu sandalyesinden de biz kullanmıştık. Bunlardan da biz çok memnun kaldık rahatlık anlamında. Çünkü aynı şekilde süngerimsi yapı olmasa da oturak kısmı sert, kalın. Bu yüzden dayanıklı. Biz burada sadece şu sırt kısmının dar olmasında rahatlığı sağlayamamıştık. Yine de düşünenler için önermiş olalım. Şimdi çadırları size göstermişim. Tekrar reyonda ilerlerken şöyle göstereyim. O gördüğünüz iki oda bir salon çadırlar aslında bu kadar. Yani küçük boy bir valiz kadar. Şunu indireyim. Yani tek elle de indirebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Çok kalın değil, çok ağır değil. Çok kalın ve çok ağır değil. Çok fazla da yer kaplamaz. Küçük, orta boy bir spor çantası kadar, tekrar söylüyorum. En güzel tarafı da bence bu. Çok yer kaplamaması. Yine burada genel geçer çadır fiyatlarını koymuşlar. Kolay kurulabilir çadırlar 6900 liradan başlıyor. 13800 liraya kadar boy boy var. Hatta 5-6 kişiliklerine bakarsak 19.000-27.500 liraya kadar çıkıyor. Bir de şişme çadırlar var. Şişirilebilir çadırlar. Bunlarda da kişi sayısına göre fiyat değişiyor. 4 kişilik çadır 22.500 lirayken 6 kişilik 40.000 lira. Tekrar tekrar söylüyorum, fiyatlar ciddi anlamda yükselmiş. Gölgelik fiyatları da 1600 liradan başlıyor. 6900 liraya kadar gidiyor. Reyondan çıkayım çıkayım diyorum ama bir mümkün çıkamıyorum. Bir de kolay kurulum çadırlar var. Bunlar daha çok piknik çadırı bence. 1350 lira da var, 1800 lira fiyat olarak da daha uygun. Ama çok küçükler. İşte böyle pikniğe giderken alıp çocuğunuzu koyabilirsiniz. Ya da işte ben bir 10 dakika şurada bir nefesleneyim, soluklanayım derseniz kesinlikle çok pratik. Oyun çadırı gibi düşünebilirsiniz hatta.
Yalnız bunlar gece yatımına çok da uygun değil. Dediğim gibi yine şu yandaki büyük modelin fermuarı var ama bu modelin fermuarı da yok. Piknikte, bahçede kullanılabilecek gölgelik. Yine keyifli bir kamp geçirmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız ayak rahatlığınız çok önemli. Decathlon'da efsane çeşit, efsane model ve geniş fiyat skalasında ayakkabılar var. Spor ayakkabıları çok rahat. Biz de spor ayakkabılarını kullanıyoruz. Hem günlük hayatımızda kullanıyoruz hem piknikte, kampta, doğada kullanıyoruz. Zaten bunlar doğa yürüyüşü için tasarlanmış ayakkabılar olduğundan rahat da. Yani yumuşak, şöyle göstereyim size. Tabanları da son derece rahat. İç kısmı da uzun yürüyüşlerde insanı yormayacak şekilde. Dizayn edilmiş, 750 liradan başlıyor fiyatlar. 990 lira. Ve şu modeller 1500 lira. Yaklaşayım. 1700 lira. Bu modelimiz, ki bu model çok rahat bir model. 2650 lirada. Bu model en son. Hani Decathlon'da aslında spora dair her türlü ürün var. Çorabından ayakkabısına, yağmurluğundan kamp malzemesine, ve hemen hızlıca şurada göstereyim, şortundan gömleğine, şapkasından mayosuna kadar, havuzundan topuna kadar, öyle diyeyim artık sizlere, her türlü modeli bulabilirsiniz. Zaten spor seven, doğa seven insanların da Decathlon'a yolu mutlaka ama mutlaka bir şekilde düşmüştür. Hızlıca bir geçişte. Bunlar da Decathlon'un minik kampçılar için, minik doğa severler için tasarladığı ürünler. Bunlar polar ürünler. Çok sıcak tutuyor. Tasarımları da çok sevimli. Gördüğünüz gibi burada bir motif var. 890 liraymış ama modelin fiyatı. Yine burada kabanları var. Kabanlar da 980 liraymış. Zannediyorum bu kışlık ürünlerde sezon sonu olduğu için fiyatlar bir tık daha uygun. Yine polar eşofman üstlerinin hemen altta da polar eşofman altları var. Kesinlikle çok sıcak su. Bu noktada garanti verebilirim. Şu modelin fermuarsız halini ben kızıma almıştım ve yıllardır kullanmamıza rağmen hiçbir şey olmadı. Çok da dediğim gibi kış boyu da biz çok severek memnuniyetle kullanıyoruz. Aynı şekilde yaş yaş fiyatlar, modeller değişiyor. Bu yağmurluk benim dikkatimi çekti. Biliyorsunuz yine doğada sensörlü ürünler çok önemli. Modelde reflektör görevi üstlenebilecek bir model. Kar kıyafetiymiş, su geçirmiyormuş ve sıcak tutuyormuş. 1090 liradan sezon sonunda 590 liraya düşmüş. Dediğim gibi sezon sonu olduğu için kışlık kıyafetlerde nispeten fiyatlar uygun. Burada da yine çocuk bombaları var. Yine görünürlük noktasında pek çok kıyafette de reflektör rengi, reflektör özelliği bulunan ürünler tercih edilmiş. Renkler tercih edilmiş. Decathlon hem online satış yapan hem de pek çok şehir ve alışveriş merkezinde şubesi bulunan bir mağaza zincire. Şöyle hızlıca göstereyim. Çok da büyük metrekare üzerine kurulmuş. Spora dair, doğaya dair, pikniğe, kampa dair aradığınız her şeyi, ama her şeyi burada bulabilirsiniz. Bisikletinden skuterine kadar, kıyafetinden envai çeşit kamp ekipmanına kadar, spor aletlerine kadar, dizliğe, başlığa kadar her şey burada mevcut. Hatta sporcu destek ürünleri yiyecek olarak da mevcut. Eğer siz de bizler gibi kampa, doğaya, spora meraklıysanız kesinlikle Decathlon'a yolunuz düşmüştür, düşecektir. Ya da biz size bu videoda hem sezon yavaş yavaş başlıyorken ufak bir bilgi vermiş olalım istedik. Hem de kendi Decathlon alışverişimizi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi biz biraz alışveriş kısmına geçiyoruz. Alışveriş bittikten sonra neler aldığımızı hep beraber görüp inceleyeceğiz. İyi seyirler. Söylediğim gibi Decathlon'a girince çıkamıyoruz kolay kolay. Şimdi mevsimde yaz olunca biz biraz da dalış, deniz,
İşte kamp ortamında eğer su kenarında sulak bir yerde kamp yapacaksak ya da piknik yapacaksak burada kullanabileceğimiz aksesuarlara da bakıyorduk. Benim en çok dikkatimi çeken bu çocuk ayakkabıları oldu. Bunlar hem deniz kestenlerine, deniz dikenlerine karşı ayakları koruyucu, yüzerken de giyilebiliyor. Hem de sahilde ya da piknikte rahat bir şekilde kullanıp terlemeye karşı da rahatlık sağlıyor. Onlar çocuklar için, bunlar da erişkin modelleri. Benim bunun yine Decathlon'dan almışım ama rengarenk bir modeli vardı. Yani inanın ben onu şehir içinde bile bazen giyiyordum. O kadar rahattı, öyle söyleyeyim. Şu an fiyatları 575 lira olmuş. Yine bu şekilde eğer bir gittiğiniz yerde su birikintisi diyeyim varsa ya da denize gittiyseniz ya da yazdığınız varsa öyle bir yerdeyseniz bu şekilde şişme botlar, kayaklar var. Şöyle uzaktan net alabilirsem uzaktan şöyle göstereyim. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Hemen fiyatlarına da bakıp sizleri bilgilendireyim ama öncesinde biraz daha yakınına gideyim. İki kişilik bir model bu. Oturma kısmı yine şişmiyor. Gayet sert. Sırtlıkları, emniyet açısından kemerleri. Bunlar da kolay şişirme özelliği. Muhtemelen var. 195 kilogram kapasitesindeymiş. Kilogram da gayet iyi bence. Bunun fiyatı 14.900 liraymış. Bu da aynı şekilde 3 kişilik model. Yine boy boyca simitleri de burada mevcut. Kayan kapalı hali nasıl taşınacağı derseniz o da bu şekilde. Bir sırt çantası boyutunda. Hafif mi? 5-6 kilodur bence. 16 kiloymuş pardon. 16 kiloymuş. Yani çok fazla yerde kaplamaz. Sırt çantası gibi sırta takılarak da kolaylıkla taşınabilir. Burada yine kürekler var, kano kürekleri var, yine can yelekleri. Deniz terlikleri. Bunlara ben de bakalım. Hızlıca hemen yakından inceleyelim. Şimdi parmak arası terlik. Böyle bakınca plastik terlik gibi düşünebiliyoruz ama olabilecek en ortopedik modellerden bir tanesi. Şöyle arkadan size göstereyim. Bu topuk kısımlarında ya da ayak kısımlarındaki boşluklar sayesinde çabuk yırtılmasını engellemiş oluyoruz. Hem de rahatlığı sağlamış oluyoruz. Bu modelin fiyatı 475 liraymış. Bu da yine biraz önce gösterdiğim deniz ayakkabılarının lastik hali. Göstereyim. Biraz model yapmışlar. Bunların da fiyatı 330 lira. Burada da yine raketler var. Paletler var. Özellikle çocuklar tatile gittikleri zaman paletle yüzmeyi çok seviyorlar. Yüzmeyi çok kolaylaştırıyor zaten. Alışkanlık haline getirenler de paletsiz yüzemiyorlarmış. Yani öyle söylüyorlar. Yine Decathlon mağazalarında hemen her numaraya uygun paleti bulmanız da mümkün. 225 liradan başlıyor şu model paletler. 390 lira, 690 lira. 1250 liraya kadar, hatta şu profesyonel modeli de 3250 lira. Yine hızlıca ilerleyince şnokeller var, gözlükler var. Onlarda da fiyatlar 450 lira, 350 ortalama 400-450 lira civarında diyebiliriz. Eğer tek aparat almak istiyorsanız 225 liradan başlayan fiyatlarla şnokelleri buradan temin edebilirsiniz. Şnokeliniz vardır, gözlüğünüz yoktur, gözlüğünüz vardır, şnokeliniz yoktur. O zaman burada ya da yüz tipinize uygun bir modeli dizayn etmek, tasarlamak isterseniz buradan parça parça alabilirsiniz. Bunlar çocuk modelleri. Yine burada benim dikkatimi bir şey çekiyor. Maske. Dalış maskesi. Bunlar biraz daha profesyonelce bence ve biraz daha... Bence bunlar çok mantıklı. 180 derece görüş alanı varmış. Ben de sizinle beraber ilk defa görüyorum bu modeli. Burun boşluğu. Şöyle hemen bir yerimi değiştireyim, özelliklerine bakayım. Ağız ve burundan doğal nefes alma özelliği varmış ve bu önlüyormuş. Başınız suyun üzerindeyken maskeyi çıkarmadan iletişim kurabilirsiniz diyor. Bu çok mantıklı, çok güzelmiş. Acaba bunun fiyatı ne kadar? Şöyle hemen hızlıca bir bakayım. Maalesef fiyatı burada yazmıyor. Ama basit bir şnokel gözlüktense bence bu çok daha kullanışlı bir model. Yine
yine burada şnokel aparatları, maskeler var. Şu maske biraz önce gösterdiğim gibi, sanırım bu biraz daha benim gösterdiğimin bir alt modeli. Yine bu da panoramik görüşlüymüş. Bu önleme özelliği bunda da varmış. 690 liraymış. Yani bir gözlük, şnokel ikilisi 400-450 lirayken 690 lira buna vermek bence çok daha mantıklı. Nacizane tabii ki benim fikrim bu. Yüzme bilmeyenler için. Makarnalar. Bizim zamanımızda bunlara makarna diyorlardı. Ben bunları çok kullanmışım yüzmeyi ilk öğrendiğim zamanlarda. Yine deniz yatakları, kolluklar, can simitleri. Burada yine çocuklar için aradığınız her şekilde, modelde, türde mayolar. Güneşin ultraviyole zararlı ışınlarına karşı bu şekilde tek parça ve tüm mayolar çok kullanışlı. Yine bebekler için burada 450 liradan bu model yarım kollu başlıyor. Uzun kollu model 520 liraya kadar çıkıyor. Bu modeli çok fazla arıyoruz aslında. Ama her yerde bulamıyoruz. Arayanlar için fikir olmuş olsun. Decathlon mağazalarında bulabilirsiniz. Havlular. Bu baştan geçirme havlular da çok rahat ve kullanışlı oluyor. Hatta bunları sadece deniz havlusu olarak düşünmeyin. Evde bile bornoz niyetinde kullanabilirsiniz. Çok pratik. 650 lira olmuş bunların da. Fiyatları hemen hızlıca çocuk mayolarını da, sahil kıyafetlerini de, terliklerini de, aksesuarlarını da buradan göstermiş olayım. Bizim bu seferlik Decathlon alışverişimiz, şöyle göstereyim, bu şekilde. Bir top aldık, bir tane de vazgeçemedim, çantadan tekrar aldım o stok. Siz de mevsimiyken gezmek, dolaşmak için pikniğe, kampa, doğaya, spora, avcılığa, balıkçılığa meraklıysanız mutlaka Decathlon mağazalarını ziyaret edin. Biz bu videomuzda hem size güncel fiyatlardan bahsetmek istedik hem de yeni ürünleri tanıtmak istedik. Sürçülisan ettiysek affola efendim, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çılgın Kaplumbağa ile kalın. Hoşça kalın.